MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamaları konuşacağız. Sevgili izleyenler, telefon hattımızda 24. dönem MHP Ankara Milletvekili Profesör Doktor Sayın Özcan Yeniçeri var. Sayın Yeniçeri merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Yeniçeri, MHP lideri Devlet Bahçeli 2019 seçimlerinde MHP Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek dedi. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi tabii bir siyasi parti, hele Milliyetçi Hareket Partisi gibi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tarihi en büyük olan ikinci parti, bir Cumhurbaşkanı adayını çıkarmamış olması kendisine bir vizyon ve misyon doğrultusunda hareket etmemiş olması çok ilginç bir biçimde adeta Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir siyasi parti değil bir dernek mesabesine indirdiğinin tipik örneğidir. Diğer taraftan Sayın Bahçeli'nin açıklamaları Milliyetçi Hareket Partililerin veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkili organlarının açıklaması değil. Böyle bir yetkili organlar çıkıp böyle bir karar almış, uygulamış durum söz konusu değil. Tek kişinin ifadeleridir. Yani Sayın Bahçeli'nin ifadeleridir. Sayın Bahçeli'yi bağlar ve Sayın Bahçeli ile ilgilidir. Bunun yani Sayın Bahçeli dışında diğer MHP'de bulunan kişiler aynı fikirde değil mi Sayın Bahçeli ile? Hiçbirisinin aynı fikirde olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ancak önümüzdeki süreçte kötü bir yöntem uygulandığı için bunlar doğrudan doğruya kendi fikir ve düşüncelerini ifade edecek konumda bulamıyorlar. Yani Bahçeli şimdi diyor ki bizim adayımız diyor Recep Tayyip Erdoğan. Kime sordu bunu da ilan ediyor? Hangi kuruldan almış olduğu yetkiyle böyle bir şey ilan ediyor? Bu tip bir partinin hayati derecede geleceğini belirlemede önemli olan bir olayın hiç kimseye sormadan, tek kişi tarafından ben MHP'yim, MHP benim anlayışı içerisinde çıkıp kamuoyu önünde böyle bir açıklama yapılması vahim bir durumdur. Yani Sayın Yeniçeri şunu mu söylüyorsunuz? MHP lideri Devlet Bahçeli baskıcı bir tavır sergiliyor ve sadece kendisinin istediği gibi davranıyor. Kendisi dışında hiç kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek istemiyor mu demek istiyorsunuz? Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenler olabilir. Onu demiyorum ama burada Milliyetçi Hareket Partisi adına bir kişi konuşuyor. Aday göstermeyecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iradesini belirlemiş değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bahçeli tarafından teşekkür ettirilmiş olan organları bile bu konuda hiçbir karar almış değildir. Ve orada yanında bulunan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcıları bile basın toplantısında Bahçeli'nin söyledikleriyle ilk defa müşerref olabilecek bir durumda bulunuyorlar. Bir siyasi parti bir kamuya yararlı dernek değil. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni AKP'ye faydalı bir dernek haline soktu Sayın Bahçeli. Bu aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin iddiası, tezi, projeleri, misyonu, vizyonu hiçbir şeyi yok. Bir adam çıkıyor ve bu adam diyor ki biz işte Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceğiz, bizim adayımız yoktur. Genel başkan aday olması söz konusu değildir diyor. Ve oradaki bütün kamuoyu da bunları tartışmaya yoğunlaşıyor. Demek ki ortadan bir Milliyetçi Hareket Partisi kalmamış. Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşan bir tane Devlet Bahçeli adlı iyili bir lider kalmış. İlginç bir konumla Türk siyaseti karşı karşıya. Ayrıca burada dikkat ederseniz bu Sayın Bahçeli Erdoğan'ı desteklemesinin karşılığında hiçbir talebinde olmadığını da söylüyor. Ya sen şey misin, yani Kızılay mısın, Yeşilay mısın? Sen nasıl bir kitleyi temsil ediyorsun? İşte bakanlık pazarlığı yapmayı ya da ileride hükümet kurmada ortak olmak için bu destek karşılığında herhangi bir talepte bulunmamak sana umutlarını bağlamış onlarca insanı hangi duruma sokuyor düşünsenize. Böyle bir şey olabilir mi? Siyasette böyle bir şey yoktur.
Yani ilginç bir durumla Türkiye karşı karşıya. Sanki Milliyetçi Hareket Partisi'ni bitirmek, tersiz hale getirmek, vizyon ve misyonun tersi hareketler içerisinde sokabilmek amacıyla hareket ediyormuş gibi bir görüntü veriyor Sayın Bahçeli. Yani MHP'de Sayın Bahçeli kendi partisini kendi elleriyle bitiriyor diyorsunuz, öyle mi? Yani bu öyle görünüyor. O olmasa %10 barajı veya %10 barajı sonucunda işte devletten yardım almak gibi konuları gündeme getirmez. Kendisi de bunun farkına varmış durumda. Sırf genel başkanlığını muhafaza ve müdafaa edebilmek adına Türkiye'nin ikinci en büyük tarihi olan bir partiyi misyonuyla, vizyonuyla maalesef barajın altına doğru gitmektedir. Bütün gayretleri de bu yolda olmaktadır. Sanki Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Bahçeli intikam alıyor gibi, ülkücülerden intikam alıyor gibi bir siyaset izliyor. Peki neden böyle bir yol izliyor Sayın Bahçeli ve MHP'nin içerisindeki insanlar nasıl bir tavır takınacak bundan sonra? Bu kararı şimdi desteklemeyen olanlar. Şimdi benim şahsi kanaatim şudur. Sayın Bahçeli 7 Haziran seçimleri sonucunda çok ciddi bir hata yaptı. O da hemen ilk gün seçim lafı etmesi üzerine çıktı bu. İlk gün 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'da yapılan seçimlerde 80 tane milletvekili 40'a düştü. Milliyetçi Hareket Partililerin senelerdir beklediği iktidar şansı ortadan kalktı. Bunun üzerine de Milliyetçi Hareket Partisi'nde iç muhalefet devreye girdi. İç muhalefet devreye girince MHP'nin delegelerinin 1200 delegesinin büyük bir kısmı üçte ikisi neredeyse, hatta dörtte üçe yakın bir kısmı Sayın Bahçeli'ye karşı bir tavır içerisinde olduğunu verdikleri imzalarla gösterdiler. Bunun üzerine Sayın Bahçeli üstünlüğü, yani genel başkanlığı kaybettiğini ve kaybedeceği tehlikesini görünce bütün o ana kadar sürdürdüğü bütün politikaların tersinden bir yol izleyerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünü açıp fiili durumu, hukuki duruma çevirip Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapma karşılığında, başkan yapma karşılığında kendisini korumaya ve kendi koltuğunu garanti altına almaya çalıştı. Bugün yattığı da ondan ibarettir. Bu BK sorunu adı altında Türkiye'nin Türkiye'yi düşünmek, partiyi düşünmemek sorunu adı altında Bahçeli'nin geleceğini düşünmek ve Bahçeli'nin oradaki koltuğunu muhafaza ve müdafaa etmek meselesi onun böyle bir tavır içerisine girmesine sebep olmuş. Evet, şimdi peki Sayın Devlet Bahçeli ile hemfikir olmayan MHP'liler başka bir partiye yeşil ışık yakabilirler mi acaba? Zaten Milliyetçi Hareket Partisi çok ciddi bir dağılma süreci yaşadı. Bunu gözlemek lazım. Bundan sonra da bu açıklamalarından sonra da çok ciddi bir politikaların somut sonuçlarını görenler artık bu çiftliden Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir fayda gelmeyeceğini, bu politikalarla bir sonuç üretilemeyeceğine inananlar bir arayış içerisine girecekler. Bunda hiç kuşku yok. Evet, şimdi ittifak konusuna gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biz ittifak konusunu hiç konuşmadık dedi Sayın Devlet Bahçeli. Yerel seçimlerde de bir ittifak söz konusu olur mu? İttifak olursa MHP'nin AK Parti'ye hakikaten ciddi anlamda bir katkısı olur mu sizce? Şimdi bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının uyguladığı politika sonucu Milliyetçi Hareket Partililer üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanının herhangi bir otoritesi kalmamıştır. Herhangi bir güveni kalmamıştır. Ve dolayısıyla bu ittifak denilen şey de tek yanlı ram olmak. AKP'nin yaması, AKP'nin bir çeşit eksiklerini tamamlama şeklinde bir tavır içerisine gireceğini söylüyor. Bunun bir karşılığını da istemiyor. O zaman neden MHP'liler tutsun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ya da AKP'nin adayına oy versin veya çıkaracakları adaylara oy versin.
bunun nedeni ortadan kalkıyor. Siyaset ise bir nedene dayanır. Nedeni olmayan bir oyun, bir iradenin söz konusu olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Onun için eğer çok iyi adaylar konulursa, belli yerlerde toplumsal karşılığı olan adaylar konulursa destekleme söz konusu olabilir. Ama adaylar eğer şey olmazsa Milliyetçi Hareket Partililerin artık şeyi kendisini bağlayan herhangi bir şey kalmamıştır. İstediği alanlara yönelebilirler, istediği kişilere oy verebilirler diye düşünüyorum. Evet, erken seçim iddiaları da gündemde. Sayın Bahçeli'nin bu davranışı 2018 erken seçimlerinin sinyali olabilir mi sizce? Hayır, yok. Erken seçim olmayacak. Erken seçim hükümet yapamaz. Hükümetten erken seçim için şartların elverişli olması lazım. Şu anda hükümetin yani AKP'nin halk karşılığındaki halktaki karşılığı çok ciddi bir biçimde düşmüştür. Yani kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. Ve bu çerçevede hükümet yani AKP kendisini muhafaza edebilmek için yaptığı şey tamamen propaganda, televizyon, medya yoluyla durumu kurtarmaya çalışıyor. Ve sivri sivri laflar ederek Sayın Cumhurbaşkanı kitleyi etrafında etrafına almaya çalışıyor. Ve o bakımdan şartlar uygun olmadığı için AKP kendisi için en uygun şartlarda seçime gidecektir. O seçimde Mart 2019 yerel yönetim Kasım 2019 Ekim 2019'da muhtemelen Cumhurbaşkanı